mutlu ol. Mutlu. Hep mutlu ol kızım. Mutlu ol, mutlu ol. Çok güzel görünüyorsun. İyi günler efendim. Tüm misafirlere hoş geldiniz diyorum. Şimdi sıradaki oyunumuz eşini en iyi kim tanıyor var. Her kocanın eşini tanıması gerekiyor bu oyunda. Bu bir düğün töreni. Dolayısıyla kocaların bir sınavdan geçmesi gerek değil mi? Kesinlikle. Bu oyunu herkesin çift olarak oynaması gerekiyor. Aslında bu oyunda tüm erkeklerin gözleri bağlanıyor ve sıraya giriyorlar. İlginç olansa şu, gözleri bağlandığında erkekler eşlerini tanıyabilecekler mi? Yoksa eşlerini tanıyamayacaklar mı? Eşlerin sıraya geçip karşılarındakinin elini tutarak bu elin zamanında tutup bir ömrü beraber geçirmeye söz verdiği el olup olmadığını söylemesi gerekiyor, tamam mı? Yani eşinin elini tutarak onu tanıması gerekiyor. O zaman hadi bakalım kocalar başlayın. Eşlerinizi ne kadar tanıyorsunuz görelim. Merak etme abi. Yengem elini uzatır uzatmaz seni cimdikleyeceğim. Ondan önce ben seni cimciklemez miyim ha? Babaanne üzgünüm. Şaka yapıyordum. Bu oyun karı koca arasında. Sen karışırsan çok pişman olursun ona göre. Tamam, üzgünüm. Hadi o zaman başlayalım. Gelin. Hayır. 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 Her gün bu ellerle yaptığım yemekleri yiyorsun. Şimdi 3 gün aç kal da görelim bakalım hadi. Üzgünüm. Kaybettim oyun dışı. Gelin.
Hayır. Evet, bu benim genam. Hey. Bay Basant'a hile yapmıştık. Ama size ne oldu Bay Byron? Bayan Sumitra, onu bu kadar uzun zaman yalnız bırakmamalıydınız. Benim sıram mı? Bu kadar çabuk mu? Yanlış bir eli tutarım diye korkuyorum. Hayır, bu değil. Hayır. Evet. Bu oğlum Şiyam'ın annesi. Olamaz bu Bayan Sumitra. Lütfen affedin beni. Görünüşe göre eniştem tanıyacak. Tanımayacak, göreceksin. Evli olanlar bile tanımıyorken Anandi'nin elini hiç bilmeyen eniştem nasıl tanısın ki? Bu Anandi. Maycanlar! Harika! İnanılmaz! Harika! Bravo! Harika! Harikaydı Şiv. Aferin oğlum, aferin! Ne diyebilirim ki, vay canına. Şimdi aileler tek tek buraya gelip programlarını sunacak. Hayır. Biz bir şey bilmiyoruz. Sanatçı olan sizsiniz. O yüzden siz yapın, değil mi? Bay Basant, ne diyorsunuz siz? Bu kızınızın düğünü. Öyle basit bir mesele değil. Kalbinizden taşan sevgi bırakın taşsın. Gidin hadi. Şarkı söyleyebiliyorsunuz değil mi? Hadi. Öyle değil mi hanımefendi? Siz bir şeyler yapın. Bu sizin işiniz. Ama biz hazırlıklarla o kadar meşguldük ki hiçbir hazırlık yapamadık. Siz gidin başlayın. Biz de sizi bekliyoruz. Hadi hadi yeteneğinizi görelim. Bensan, sıra sende. Evet, kim korkuyor? Aslında ben hazırım. Sadece dansçılarınızın yardımına ihtiyacım var. Sonra eğlenceyi göreceğiz. Düğünde biraz eğlence, şamata olmalı değil mi? Öyle değil mi anne? Evet kızım. Çalli uldu mare, çalli uldu mare,
कांधे डोली उठेगी आज जा...
hanımefendi. Şimdi sıra sizde. Biz köylüler de Şivin kardeşinin marifetleri neymiş görelim. Hanımefendinin oyunu şimdi başlayacak. Siz sadece izleyin. Şimdi sizlere bir aşk hikayesi anlatacağım. Eşsiz bir aşk hikayesi. Şiv ve Anandi'nin hikayesi. Bir çocuk varmış. Çok yakışıklı ve çok zekiymiş. Kaymakammış. Ama adı Cetsar olan bir ilçeye tayin olmuş. जाओ जी मन दीत कराओ जी रा क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी हर सले उन बंगा दी मैं कह लगे मर बिगड़े में जागी दो कणी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पा सीरे जुम 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 बाजुम ओ 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 में धारी चांदनी बन दामन में बाती को दिखे चुम 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 हमारे इवड़े में जागी धोकड़ी चंदा में धारी चांदनी बन दामन में seni seviyorum seni seviyorum seni seviyorum रंगीला भारो ढोलना
Kesin şunu hemen. Sanchi, bu ne edepsizlik böyle? Edepsizlik mi? Büyük baba, bunun neresi edepsizlik? Ben sadece olanları anlatmaya çalıştım. Bu sadece küçük bir oyun. Biraz renklendirmek istedim. Ama kimseyi incitmek gibi bir niyetim yoktu. Hem anne, sen dememiş miydin? Düğün zamanı eğlenceler, oyunlar olur. Yani bu insanlar abimle alay edince kimse bundan alınmamıştı. O zaman şimdi niye? Sanchi, onların yaptığıyla bu bir mi? İkisi arasındaki farkı göremiyor musun yoksa görmek istemiyorsun? Senin yaptığın şaka mıydı? Bunları görünce Anandi ve ailesinin çok üzüleceği aklına gelmedi mi hiç? Sanchi, bu yaptığın çok yanlıştı. Hadi, Anandi ve diğerlerinden özür dile hemen. Sanchi. Büyük babamın söylediğini duymadın mı? Özür dile onlardan. Hepimiz adına ben özür dilerim. Bundan çok incindiğinizi biliyorum ama... Ama Sanchi'yi çocukluğuna vererek affedin. Olur mu öyle şey? Bu bizim için çok büyük bir gün. Böyle ufak tefek şeyler arada olur. Bence bu meseleyi unutalım ha. Hadi siz devam edin, gerginliği bırakalım. Müziğin tadını çıkarın. Ben hazırım. Ama şunu söylemeliyim ki, ben öyle oturarak eğlenemem. Benim olgun bir büyük baba gibi davrandığım yetti. Şimdi yaşıma bakmadan şarkı söyleyip dans edip eğlenmeliyim. Evet, davullar nerede? Thank you.
Tanrım tüm bu mutlulukları senin için göndermişti Jagdish. Ama sen... Neyse. Tek dileğim hayatının huzur dolu olması. Bir de... Bu eve, evin oğlu olarak geri dönmen. Gelin. Hayır oğlum. Ben dans edemem. Babaannen sizinle birlikte dans edeceğim. Gelin lütfen. Anne! Babaanne! Biri Doktor Lal'a baksın, neredeyse bulun onu. Siz misafirleri geçirin. Siz merak etmeyin. Annem biraz yorulmuştur, o yüzden başı dönmüştür. Sen babaannenin ayağına masaj yap. Üşümüştür. Bana ver, ben getiririm. Babaanne. Babaanne. Jagdish. Oğlum benim. Ben senin yanındayım, korkma sen. Sen de mutlu olacaksın, sakın ümidini kaybetme. Sakın evle bağını koparma. Sakın koparma, Jagdish'in düğünü. Jagdish. Jagdish'im benim. Jagdish. Jagdish.
Lütfen babaanneme hemen su getirin. Nasıl geldin buraya? Neden herkes bana bakıyor ha? Bir şey olmadı babaanne. Sadece çok yoruldun. Hepsi bu. Ne oldu böyle birden? Tanrım beni sana bağışladı. Benim yüzümden müzik törenin mahvoldu kızım. Affet beni. Ben şimdi iyiyim. Jagdish oğlum benim. Yanındayım. Korkma sen. Sen de mutlu olacaksın. Ümidini kaybetme. Evet, ben iyiyim. Herkes boş yere endişeleniyorum. Beni bir de buraya getirmişsiniz. İyiyim ben. Kalkacağım. Hayır, hayır babaanne. Yataktan çıkmamalısın. Tansiyonu çok düşmüş. Bu yüzden bayılmış olabilir. Lütfen hemen tuzlu ayran yapıp getirin. Tamam. Gene. Ama tansiyonu neden düşmüş? Belki çok yorulmuş olduğu için olabilir amca. Annem bugünlerde hep böyle yapıyor. Ona dinlenmesini söylemiştim ama... Anneanne evleniyor kızım. Anne, sen Anandi'nin düğününü görmek istemiyor musun? Evet. Ona mutlu bir şekilde veda etmek istiyorsan dinlenmen gerek. Neden benim dinlenmemi istiyorsun ha? Bana bir şey olmaz ha? Anne... Bak Doktor Lal. Annemi hastaneye götürmeyi aklından bile geçirme. O burada kalacak. Bizim evde. Doğru düzgün istirahat eder. Hep birlikte ona bakarız. Haksız mıyım anne? Doğru mu? Hastaneye yatmak istemiyorsun değil mi? Tamam, o zaman güzelce istirahat et. Amca, mesele yorgunlukla bitmiyor ki. Babaannemin yanında söylemedim ama bu durumda olmasının bir sebebi daha var. Uyku ve beslenme eksikliği. Yine bununla birlikte gerginlik ve stres de sağlığı için iyi değil. Jago tutuklandıktan sonra annem çok üzüldü Lal. Anandi'nin düğünü yüzünden üzüntüsünü kimseyle paylaşamıyor. Çok mutlu ve rahat görünmeye çalışıyor ama ben annemi gerçekten çok iyi tanırım. İçi içini yiyor aslında. İşte bu yüzden ne düzgün yemek yiyor ne de uyuyor. Amca, seni korkutmak istemiyorum. Ama babaannemin durumu çok ciddi. Bunalıma girme noktasına kadar gelmiş. Bizim onu hemen buradan çıkarmamız gerekiyor. Yoksa sağlığını çok kötü etkileyebilir amca. Ama Lal, bu nasıl olur? Ben annemi bu durumdan nasıl çıkartabilirim ki? Ona nasıl yardım edebilirim bilmiyorum.
Olanları değiştiremem. O zaman anneme endişelenmemesini nasıl söyleyeceğim? Hem annemin Jago'yu düşünmemesi imkansız. Hele bir de o bizden uzakta, hapisteyken. Ben artık gideyim amca. Yarın sabah babaanneme bakmaya gelirim. Ben sizi geçireyim. Umarım orada her şey yolundadır. Kim bilir hanımefendinin durumu nasıldır? Arayıp Şive sormalıyız. En azından içimiz rahat eder. Ben bir arayayım. Şiv? Ne oldu? Hanımefendi nasıl? Ne? Daha iyi durumda. Şükürler olsun. Her şey yolundaydı. Hanımefendi de çok mutluydu. Ve o ahmakça gösteriye ne gerek vardı? Bunu neden yaptın ha? Büyük baba, beni zaten onların önünde aşağıladın. Yetmedi mi artık? Beni hala azarlıyor musun? Evet. Çünkü hatanın farkına varman gerek. Eminim, senin yaptıkların yüzünden hanımefendi hastalandı. Neden bir kez olsun Anandi'nin duygularını önemsemiyorsun? Sana kaç kere söyledik? Şiv de sana durumu izah etti. Sen istesen de istemesen de bu evlilik gerçekleşecek. Buna rağmen yine olay çıkardın. Neden aileni hiç düşünmüyorsun? O kadar aşağılanmış hissettim ki. Tanrı korusun. Hanımefendinin başına bir şey gelirse bunun sorumlusu kim olur sence? Jagdish. Ben senin yanındayım, sen korkma. Hayatındaki bütün mutlulukları bulacaksın. Üzülme sen, yanındayım. Neredeyse bunalım noktasına gelmiş. Bir an önce onu bu durumdan kurtarmamız gerekiyor. Yoksa sağlığı çok kötü etkilenecek amca. Annemi bu durumdan nasıl kurtaracağım? Annemin Jago'yu düşünmemesi mümkün değil. Hele bir de O bizden uzakta, hapisteyken. Hayır. Ben babaannemin neden üzüldüğünü biliyorum aslında. İyi günler. Ben Şivraj Şekar. Üzgünüm sizi bu saatte rahatsız ettim. Ama önemli bir konu var. Sizinle görüşmek istiyorum. Eğer mümkünse bu akşam. Lütfen. Peki. Ben hemen çıkıyorum.
Tamam. Herkes kutlama yapıyordu. Dans edip şarkılar söylüyorlardı. Byron, her şeyi ben mahvettim. Bir anda bana ne oldu bilmiyorum. Anne, bunun neden olduğunu, nasıl olduğunu sen de ben de çok iyi biliyoruz. Saklamaya çalışsam bile bunu bana inandıramazsın. Ben senin oğlunum ve endişelendiğin kişi de benim oğlum. Nasıl anlamayayım ki? Şu anda çok zor bir dönemden geçiyoruz. Kaderimizde ne var merak ediyorum. Anne, ben onu affettim. O zaten cezasını çekecek. Anne, ben de bu yüzden anlayamıyorum. Ama Jago'yu düşünerek, onun için endişelenerek elimize hiçbir şey geçmez. Her şey daha da zor olur. Birkaç günlüğüne Anandi bize veda edene kadar duygularımıza hakim olmamız, ses çıkarmamamız gerek anne. Jago'ya duyduğumuz özlem ve endişemiz, Anandi'nin evliliğini gölgelememeli anne. Anandi'ye haksızlık etmiş oluruz. Biliyorum Byron, biliyorum. Ben de aynı sebepten düşünmemeye çalışıyorum. Çok huzursuzum. Sakinleşmek için uğraşıyorum. Kendime hakim olmak istiyorum. Ama aklım düşmanım haline geldi. Bazen o kadar şiddetleniyor ki kontrol etmesi çok zor oluyor. Jagdish, şu anda hapiste. Bu bana o kadar ağır geliyor ki. Eğer Tanrı bir mucize için fırsat verse, ben Jagdish'in özgürlüğü için canımı vermeye hazırım. Anne, böyle şeyler söyleme lütfen. Jago yaptıklarının cezasını çekiyor. Kendisinin teslim olduğunu unutmaman gerek. Pişman olmak iyi bir şey değil midir anne? Evet. Hepimizin çok incindiği doğru. Ama bu yaranın kapanması uzun sürecek. Ancak o zamana kadar elimizden sadece beklemek gelir anne. Başka çaremiz yok. Çok da uğraşsak, çok dua etsek bile değişen bir şey olmaz anne. Elden hiçbir şey gelmez. Keseriya.